Sen de bir hatırlatmaya geçersen tekrardan gireyim. Başladık mı? Herkese merhaba arkadaşlar. İyi akşamlar. Yayınımıza hoş geldiniz. Ben Meta. Topluluğumuzun bu yılki organizasyonlardan sorumlu yönetim kurulu üyesiyim. MechWorks'un bu bölümünde Taylan Bey misafirimiz olacak. Hoş geldiniz Taylan Hoş bulduk, merhabalar. Bey. Başlayabiliriz isterseniz hemen. Kendinizden biraz bahsedebilir misiniz? Kısaca kendinizi tanıtabilir misiniz? Evet, doktora sonrası araştırmacı olarak çalışan astrofizikçiyim. İlgi alanlarım öte gezegenler ve karanlık madde. Ve çeşitli bu problemleri incelememizde bize yardımcı olan astroistatistiksel yöntemler. Çok güzel. Asıl sorularımıza şu anda başlayabiliriz. Bildiğimiz kadarıyla anadalınız elektrik ve elektronik mühendisliği ama fizikten çarp yapmışsınız. Anadalınız elektrik elektronik mühendisliği olduğu halde astrofizik üzerine çalışmaktasınız. Bu çarp yaptığınız alanda çalışmanızın spesifik bir sebebi var mıydı? Neden anadalınız yerine çarp yaptığınız dal üzerinde çalışmaktasınız? Yani aslında tasarım gereği bir süreç diyebilirim. ODTÜ'ye girerken fizikle çift anadal yapmak istediğim zaten aklımda belirgin bir plan olarak vardı. Elektrik elektroniği okumuş olmaktan çok memnunum. Yani elektrik elektroniği okurken öğrendiğim derslerde aldığım materyal açıkçası daha çok işime yarıyor günümüzde. Ama doğa bilimi okumak istediğimi biliyordum ve bu yönde ODTÜ'yü seçerken hatta önce araştırmayı yapıp bu yönde bir karar almıştım. O yüzden mezuniyet sonrası fizik üzerine yoğunlaşacağım zaten 3 aşağı 5 yukarı planlıydı ve bu şekilde de gerçekleşti. Anladığım kadarıyla astrofiziğe ve direkt fiziğe olan ilginiz üniversitede oluşmadı. Peki bu astrofiziğe olan ilginiz ne zaman oluşmuştu tam olarak? Şimdi astrofizik derken şöyle söyleyelim. Bilimle ilgilenen çoğu insan astronomi ile zaten küçük yaşlarında ilgilenir. Yani bunun için profesyonel bir fizik eğitimi almanıza dahi gerek yoktur. Genel olarak gece gökyüzüne baktığımızda yaptığımız belirli basit gözlemler bizi zaten küçük bilim insanları yapar çocuklar olarak. Bunun ötesinde profesyonel bir astrofizik ilgim yoktu aslında ODTÜ'ye girene kadar. Hatta son yıllarına kadar yoktu diyebilirim. Profesyonellikten kastım spesifik bir araştırma problemi üzerine kafa yorma. ODTÜ'de okurken bu özellikle son birkaç senesinde parçacık fiziği ve parçacık astrofiziği üzerine daha çok ilgim vardı. Ve bu doktora yıllarında beni karanlık madde üzerine çalışmaya yöneltti. Fakat doktora süreci boyunca tabii ki çok tez konunuz dinamik olmuyor. Kolay değiştiremiyorsunuz ama ek ilgi alanları olarak öte gezegenler üzerine ve daha çok astronomi, astrofizik üzerinde problemler üzerine de çalışmaya başladım. Hatta doktora sonuna doğru merceklenme üzerinde bir çalışmam da oldu. Ve doktorayı tamamladıktan sonra da daha çok astrofizik problemleri üzerine çalışmaya başladım. Bu yüzden aslında parçacık fiziğiyle başlayan ve astrofizikle sonlanan bir evrim geçirdi diyebilirim ilgi alanlarım. Peki karanlık madde ve öte gezegenler üstüne çalışmaya nasıl karar verdiniz? Bunu üniversiteden sonra karar verdiğinizi söylemiştiniz biraz önce. Bu kararı vermenizde ne gibi etkenler vardı? Parçacık fiziği dediğim gibi aslında üniversite yıllarında gelişen bir ilgi alanıydı. Ve çeşitli sebepleri var açıkçası bir araştırmacı adayı olarak etrafınızdaki sıcak problemlere bakıyorsunuz. Ve tabii ki ben mezun olduğum yıllarda Higgs bozonunun keşfi ve etraftaki
olası karanlık madde sinyalleri. Mesela Pamela diye bir deney vardır. O zaman açıklanamayan bir sinyali vardı. Keza EMS tabii bu konu üzerinde çalışıyordu. Bunun gibi konular beni parçacık fiziğine doğru bir süre yöneltti. Astrofizik öte gezegenler için konuşmak gerekirse yine aslında aynı şekilde gelişti diyebilirim. Çünkü Harvard'da doktora yaparken çoğu arkadaşım aslında CFA'de öte gezegen üzerinde çalışıyordu. Ve onların yaptığı hani muhabbet ederken çeşitli journal kulüplerinde falan konuşurken yani onlarla fikir alışverişi yaparken aslında öte gezegenlerin ne kadar ilginç bir problem olduğunu anladım ve aynı şekilde 2013 yılında Kepler'in büyük keşifleri oldu ki o benim doktoraya tam başladığım senedir. O zamanlarda edindiğim izlenimle öte gezegenlerin ilginç çalışmak için ilginç bir konu olabileceğine kanaat getirmiştim zaten. Ama bunu gerçekleşebilmesi için doktora sonrasını beklemiş olmam gerekti. Çünkü spesifik zaten problemler üzerinde çalışıyordum o zaman da. Biraz da tabii ki tez konusu var. Çünkü tam ben mezun olduğum yılda tez uzaya gönderilmişti. Ve tezi uzun süre takip ediyordum. MIT çıkışlı bir deneydi ama CFA'nin yani Harvard grubunun da büyük katkıları vardı. Ve burada hani şehir içinde kalarak, grup değiştirerek öte gezegenler üzerinde çalışabileceğimi fark edince böyle bir yol izlemek istedim. Peki şimdiye kadar içinde bulunduğunuz, az önce birkaç tane içinde bulunduğunuz çalışmadan bahsettiniz. Ya da takip ettiğiniz çalışmalardan size en çok etkileyen, en çok heyecanlandıran çalışma hangisiydi? Birkaç tane aday verebilirim aslında. Çünkü en fazla heyecanlandıran farklı istikametlerden farklı anlaşılabilecek bir şey. Yani bir çalışmanın sizi şaşırtması bakımından bir sıralama yapabilirsiniz veya çalışmanın kalitesi bakımından sıralama yapabilirsiniz. Açıkçası hani kişisel olarak beni çok fazla heyecanlandıran ve heyecanlandırmaya devam edecek olan tabii ki galaksi merkezimizdeki gama ışının fazlası. Bu araştırma alanı veya alt alanı diyeyim. Hala çözülmemiş bir problem. Yani ben çok seneler önce, neredeyse artık 8 sene oluyor, 8 ile 5 sene önce arası çok aktif çalıştığım bir alanda. Ondan sonra daha çok takip ediyorum alanı ve son yıllarda çok aktif çalışmam olmasa da hala potansiyel olarak çözülmemiş bir problem olarak görüyorum ve ileride gelişmeler olabileceğini de düşünüyorum. Yani galaksi merkezimizdeki gama ışınımının öncelikle fark edilmesi, daha sonra da bunun karanlık madde şekliyle yorumlanması kanımca çok ilginç bir çalışma. Onun haricinde tabii ki öte gezegenlerin keşfi ve kendi güneş sistemimizi bu perspektife oturtabilme, kendi güneş sistemimizde örneğin Neptün altı ve Dünya üstü gezegenlerin olmaması ve bunun henüz daha net bir açıklamasının olmaması ilginç. Daha yakın zamanda mesela WD-1856 sistemini keşfettik ve bu bir beyaz yüzey etrafındaki bütünlüğünü koruyabilmiş öte gezegen ve bunun açıklaması oldukça çok zor. O yüzden sürpriz diyebileceğim, bu sınıfa girebilecek bir çalışma. O yüzden birkaç örnek vermek istedim. Yani bir kritere bağlamak zor galiba bu sorunun cevabını. Anladım. Peki şunu da sormak istiyorum. Teknoloji geliştikçe yapay zeka, makine öğrenmesi, derin öğrenme gibi konuların birçok alanda daha da yaygınlaştığını gözlemliyoruz şu günlerde. Bu yapay zeka şu anda astronomik ve kozmolojik çalışmalarda da daha etkin şekilde kullanılıyor mu? Veya bunların kullanımı eğer daha da fazlalaştıysa şu anda size ne gibi faydalar sağlıyor? Bu soruya cevap vermeden önce belki yapay zekadan kastımızın burada ne olduğunu netleştirmek gerekebilir. Yapay zeka ne yazık ki öyle bir kavram ki herkes farklı anlamlarda kullanabiliyor. O yüzden daha spesifik olmak isterim burada. Açıkçası şöyle başlayayım. Biz araştırma yaparken en azından ben ama yani etrafımdaki insanlardan da gördüğüm standart budur. Yapay zeka kelimesini kullanmayız. Yapay zeka çünkü farklı anlaşılabilen bir şey. Makine öğrenmesi yapıyoruz. Makine öğrenmesinden kastımız da
matematiksel olarak veri setlerini düşündüğümüzde bir veri seti kümesi vardır, bir de model uzayı vardır. Yani model uzayından siz veri uzayına bir haritalama yapmaya çalışırsınız. Zaten çıkarımın kalbinde olan operasyon da budur istatistikte. Makine öğrenmesi yaparak bizim yapmaya çalıştığımız veri uzayında belirli özellikler bulup bunları model uzayına eşleyebilmek, bu yönde bir ok çizebilmek. Normalde derken belki tarihsel olarak daha geleneksel olarak diyeyim yapılan, önce siz bir model üretirsiniz, bir hipotezle başlarsınız. Bu hipotez belirli öngörülerde bulunur ve bu öngörüleri siz veri uzayına iz düşümünü alırsınız, yansıtırsınız. Ve daha sonra bu iz düşümün gerçekten gözlemlediğiniz veriyle ne kadar tutarlı olup olmadığına bakarsınız. Tutarsızlığa bağlı olarak da farklı yöntemler izleyerek bu tutarsızlığı minimize etmeye çalışırsınız. Makine öğrenmesinde yaptığımız bu değil. Makine öğrenmesinde tam tersi, ilk olarak veri uzayıyla başlıyoruz ve burada özellikler bulmaya çalışıyoruz, simetriler bulmaya çalışıyoruz. Ve bu simetrilerden yola çıkarak aslında veri uzayını boyutunu azaltmaya çalışıyoruz aslında bir bakıma. Şimdi bu kontekste, bu tanımla evet birçok makine öğrenmesi projesi yapıyoruz. Doğrudur. Astronomide bunu yapmak zorunda kalmamızın sebebi aslında astronomi veri setleri çok büyük ve karmaşık. Karmaşık olduğu için sizin basit modelleri doğrudan iz düşümünü alabileceğiniz bir durum genelde olmuyor. Olsa da bunu yapmak çok masraflı oluyor zaman bakımından. Çok uzun sürüyor bu algoritmalar. O yüzden önce veriyi büyük bir resimde inceleyip, buradaki simetrileri yakalayıp, boyutu küçülttükten sonra genelde modelleme yapmaya çalışıyoruz. Bu bağlamda tabii ki derin öğrenme teknikleri kullanılıyor. Yani tabii ki her makine öğrenmesi derin öğrenme de değildir. Derin öğrenmeye ihtiyaç olmayacağı birçok durum da vardır. Bazen çok basit, yani bir PCA kullanarak bile bir veri setindeki önemli özellikleri çekebilirsiniz. Veya yapmaya çalıştığınız, çözmeye çalıştığınız problemin doğasına bağlı olarak çok basit bir topolojiyle derin öğrenmeye ihtiyaç duymadan da gerekli makine öğrenmesini yapabilirsiniz. Ama dediğim gibi sadece makine öğrenmesi de kullanmıyoruz. Hala MCMC olsun, farklı ileri modelleme, yani forward modeling dediğimiz kavramı kullanarak da çıkıyoruz. Hatta yani bu ikinci bahsettiğimden tamamen kopmak mümkün değil. Çünkü eninde sonunda yapmaya çalıştığımız hipotezleri test etmek ve belirli parametrelerini ölçmek, bunu ancak çıkarımla, yani ileri modelleme ile yapabiliriz. Peki hipernova ve süpernovanın farkını sormak istiyorum. Şu anda birazcık konudan konuya atlamış oluyoruz. Ama hipernova ve süpernovanın farkı nedir? Çünkü devamında bununla ilgili direkt bir sorumuz olacak. Süpernova ile hipernovayı aslında ayıran gözlemsel bir ayrım. Yani bunlar altında yatan nesneleri tam açıklayan şeyler değil. Çünkü orayı tam bilmiyoruz aslında. Yakın zamanda kolapserlere bağlandı hipernovalar ama daha tam da net değil. Yani aslında kendi üzerine çeken yıldız. Çok ağır yıldızlardan bahsediyoruz. Hipernovaların arka planındaki nesnelerin. Neyse, hipernovalarla süpernovaları ayıran aslında parlaklığı net olarak. Yani mutlak parlaklığı eğer fazlaysa buna hipernova deniyor. Yani süpernovadan daha parlak olduğu için. Peki şu anda bize göre aslında fazla uzun bir süre olan ama evrensel ölçüde kısa sayabileceğimiz bir sürede Betelgeuse süpernova patlamasının olmasını bekliyoruz. Bu uzaklığından dolayı dünyaya direkt bir dünyada direkt bir etki gözlemlenmeyeceği düşünülüyor. Peki Betelgeuse'dan daha yakın bir süpernova olursa dünyada ne gibi etkileri olabilir, ya da Betelgeuse'un yerinde bir hipernova olursa bunun dünyada ne gibi etkileri olabilir? Yani evet, bir ölçüsü eğer patlarsa pek dünyaya etkisi olmayacak. Yani ne olacak? Büyük ihtimalle tarihte gözlemlediğimiz gibi, tarihsel notlara bakarsanız tarihte de birçok kez astronomun süre boyunca, yani aylar boyunca belirli yeni yıldızların olduğunu gözlemlemişlerdir. Onun gibi yeni bir yıldız açıkçası doğacak. Ama zaten bir ölçüz gözlemlediğimiz bir yıldız olduğu için
Aslında o bakımdan çok da büyük bir fark yaratmayacak. Sadece parlaklığı artacak. Parlaklığının Venüs'ten bile daha parlak olacağını tahmin ediyoruz. Ve bu büyük ihtimalle birkaç ay boyunca devam edecek. Hatta belki bir sene, birkaç sene boyunca gözlemlenmeye de devam edecek. Ondan sonra da malum Orion'ın omuzlarından bir tanesi sağ veya sol omuzu artık kaybolacak yani Betelgeuse patladıktan sonra. Ama bize etkisi çok olmayacak. Çünkü yanlış hatırlamıyorsam 100-200 parsek gibi bir uzaklıkta, 200'e daha yakın olması lazım. Parsek gibi bir uzaklıkta olması lazım Betelgeuse'un. O kadar büyük bir uzaklıkta bize etkisi olmayacağını tahmin ediyoruz. Yani elbette hani biraz iyonosferi falan etkileyecektir parçacık gelen parçacıklar, yüksek enerjili parçacıklar ama yani dünyayı veya yaşamı büyük bir etki olmayacağını düşünüyoruz. Bunu yani bir de tarihsel olarak zaten doğrulayabilirsiniz. Çünkü Betelgeuse gibi patlamaların düzenli olarak olduğunu düşünüyoruz. Eğer bir etkisi olsaydı zaten şu an çoktan yaşamı ortadan kaldırırdı. Hatta yani milyar yıllık ölçeklerde yaşamın evrimine baktığımızda yani bunun gibi patlamalar olsa da eninde sonunda yaşamın bir şekilde büyük seçilimlere de maruz kalsa, büyük ortadan yok oluşlara da yani büyük yok oluşlar yaşansa da eninde sonunda yaşam bir şekilde yolunu bulup yoluna devam ediyor. Tabii ki büyük evrimler geçiriyor burada. Şimdi çok daha yakın olsa ne olur? Ya mesela 10 katı daha yakın olsa mesela işte 200 parsekli 20 parsek olsa hatta 10 parsekten daha yakında düşünseniz 20-30 kat daha yakın olsa o zaman yani büyük ihtimalle yaşam yine yani devam eder. Okyanus altlarında vesaire. Ama türlerin çoğunu ortadan kaldırabilecek etkisi olan etkiler yaratabilir. Neden? Atmosferi iyonize edebilir. Atmosfer, yani bunlar bu arada termal etkiler değil. Yani yüksek enerjili parçacıklar gelen yüksek enerjili parçacıkların etkisi. Yani gamma ışınımının etkisi. Atmosferimizin üstü eğer iyonize olursa atmosferimiz bir miktar en azından buharlaşabilir. Atmosferin inceliği azalırsa bir miktar daha UV radyasyona maruz kalırız. Evrimin oku hızlanır büyük ihtimalle. Yani hani bütün canlılık ortadan kalkar diyemeyiz ama büyük bir yok oluş ve daha sonra yeniden doğuş yaşanır diye tahmin edebiliriz. Ama şunu da söyleyeyim, bu kadar yakında eğer böyle bir patlama olur mu bilmiyoruz. Bir adayımız yok. Bize bu kadar yakın ve yaşamının sonuna gelen ağır bir yıldız yok. Tek bir sıkıntı var. O da şu, bu kadar yakında büyük bir patlamaya yakın bir yıldız olmasa da henüz daha görmediğimiz bir beyaz yüzey olabilir. Ve bu beyaz yüzey bir bildiğimiz yıldızın yanındaysa ve Chandrasekhar limitine yaklaşıp bir tip bir ağ yaratırsa yani bir süpernova ve bunu öngöremeyiz. Yani öngörmek neredeyse imkansız. Eğer böyle bir şey olursa o zaman sıkıntı. Ama böyle bir şey olma olasılığı tabii ki daha düşük. Yani o yüzden zaman ölçekleri, insan zaman ölçeklerine indirgendiğinde büyük ihtimalle çok büyük bir buradan tehlike sezmemize gerek yok. Etrafımıza baktığımızda daha büyük tehlikeler olduğunu görüyoruz. Daha küçük zaman ölçeklerinde. Evet, bahsettiğiniz gibi de zaten bunlar daha önceden de olmuştu. Sanırım dünyada gözlemlenebilen en son süpernova 1800'lü yıllarda olmuştu ve sadece bir görsel şölen niteliği taşımış. Peki serseri gezegen ve serseri yıldızlar nelerdir? Nasıl oluşurlar? serserilerden kasıt galiba başıboş olan rog. Evet. Evet, rog. Şöyle söyleyeyim. Yani şimdi buradaki serseri yıldız ve gezegen dedin. Yani hani bu ikisini belki biraz ayırmak lazım ama yani belki de hani en temelinde ikisini ortak kapta açıklamak gerekirse katastrofik kütle çekimsel karşılaşmalar diyebiliriz. Yani slingshot efekt dediğimiz iki kütlenin açısal momentum alışverişi yaparak bir kütlenin tamamen etkileşmesinin doğasından ötürü sistemden daha fazla hız kazanarak uzaklaşması, diğerinden aslında momentum çalması bir bakıma ve bu alışveriş sonucunda o hızlanan
parçacığın veya işte kütlenin diyelim test kütlesinin sistemden dışarı çıkması, yani kütle çekimsel olarak bağlı olmaması artık. Bu gezegenler için de mümkün, yıldızlar için de mümkün. Yıldızlar için mümkün olduğunda galaksi dışı yıldız diyoruz bunlara ki çok fazla keşfedildi. Galaksiler arası yıldızlar. Galaksi içi, yani yıldız sistemlerine bağlı olmayan gezegenlerin de var olduğunu düşünüyoruz. Hatta birkaç tane de aday var. Ama yıldızlar kadar parlak olmadıkları için bunları doğrudan gözlemlemek zaten mümkün değil. Mikro merceklenme etkisi üzerinden belirli adaylar çıkarabiliyoruz. Ama bunları da doğrudan onaylamak çok zor. Ya onaylamaktan kastım takip verisi toplayarak fazladan kanıt sunabilmek veya bağımsız kanıt sunabilmek pek mümkün gözükmüyor. Ama ikisinin de var olması gerektiğini düşünüyoruz. Zaten hesaplar, ön bilgiler de bunu gerektiriyor. Peki az önce söylediğiniz gibi bir beyaz hücrenin bir yıldızla çarpışması sonucu bir süpernovanın oluşmasından bahsetmiştiniz. Bir serseri gezegen veya bir serseri yıldız bunun gibi bir sonuç doğurabilir mi? Serseri gezegen böyle bir sonuç doğurmaz. Çünkü zaten kendisi gezegen, hani yeterince kütlesi yok. Yani serseri yıldız ne yapabilir? Tabii ki başıboş olduğu için daha sonra başka bir sistemle bağlanma yani olasılığı var. Eğer o sistem bir beyaz yüce ise tabii ki bir beyaz yüce yıldız ikilisi oluşur. Ve bunlar daha sonra yıldız Roche overflow dediğimiz işte materyalini sıkı nesneye, beyaz yüceye aktarma sürecini başlatırsa ve beyaz yücenin de kütlesi 1.40 güneş kütlesini aşarsa o zaman evet bir patlama gerçekleşir ve işte silikon emilimi olan bir tayfa sahip olan tip 1A dediğimiz süpernova gerçekleşir. Tamamdır. Şimdi öte gezegenler ve kendi güneş sistemimizde bulunan uydularla alakalı birkaç sorumuz var. İlk başta sormak istediğim Enceladus. Enceladus, Satürn'ün bir uydusu ve araştırmalar bu uyduda bir yeraltı su okyanusu olduğunu gösteriyor. Burada Enceladus'un kutuplarından çıkan gazerlerden gözlemlenene göre orada bir yaşam bulunma ihtimali var. Peki bunların güneş sistemimiz içinde bulunması mümkün mü gerçekten? Evet, yani güneş sistemi içerisinde henüz daha yaşam arayışları sonlanmadı. Yani Venüs ve Mars'ta, yani Venüs'te çok mümkün gözükmüyor açıkçası. 450-460 santigrat yüzey sıcaklığı olan bir yerde ama Mars'ta hala mikrobik yaşam olasılığı devam ediyor. Yani o yüzden hani Merkür'ün de sterilize olduğunu düşünüyoruz ama onun dışında dış güneş sisteminde özellikle uydularda yaşam olasılığı var. Ve hani bunu görmemiz için, bunu anlamamız için sondalar ihtiyaç var. O yüzden bu sondalar büyük ihtimalle 2030-40'lı yıllarda göreceğiz. Yani özellikle işte senin bahsettiğin Enceladus, onun dışında Europa, Titan. Titan'a zaten Dragonfly yeni kabul edildi, o gidecek. Bunun gibi sondalara ihtiyacımız var. Peki bizim şu anda söylediğiniz gibi 2030-2040'lı yıllarda bu tarz sondaları gönderme gibi ihtimallerimiz bulunuyor. Ama yaşam ihtimali bulunan öte gezegenler de var. Peki bunlar için sonda göndermek istesek tek sıkıntımız ulaşım süresi mi olurdu yoksa gidebilecek teknolojimizin bulunmaması gibi bir sıkıntımız da olur muydu? Yani aslında ikisi de yani yani süre önemli çünkü şu an teknolojimiz yok değil. Şu an bir rokete binip veya insan göndermesek de işte robotik bir misyon gönderebiliriz. Sıkıntı şu ki yani tabii ki yol yaklaşık belki yüz binlerce yıl sürecek en azından. Zaten yüz binlerce yıl sonra o robot oraya gittiğinde onun teknolojisi dünyanın yani dünyada kalan teknolojiyle apayrı olacak. Dünyadaki türümüz
büyük ihtimalle çok gezegenli olmuş olacak veya büyük ihtimalle derken kendimizi imha etmediğimizi varsayıyorum. Etmeme koşuluyla çok gezegenli olacak ve çok gezegenli olup teknolojik olarak çok değiştiği için artık yani o sondanın oraya gitmiş olması büyük ihtimalle fayda getirmeyecek. Çünkü teknolojik olarak bir uyumsuzluk olacak o ikisi arasında. O yüzden 100 bin yıl sürecek bir yolculuğa kimse ne fon ayırır. Çünkü zaten hani bunun faydalı olup olmayacağı mümkün değil. Zaten elektronik olarak bir şu an ürettiğimiz elektronik cihazın bu kadar uzun süre boyunca çalışması mümkün değil. Oraya gittiğinde daha doğrusu giderken enerji kaynağı olmayacak. Güneşten uzaklaştığınızda çünkü zaten enerji çok kalmıyor ve 100 bin yıl boyunca radyoaktivite de kullanamazsınız. O da büyük bir sıkıntı. O yüzden yani 100 bin yıl sürecek bir yolculuğa büyük ihtimalle kimse çıkmaz. Yani o zaten olasılıklardan biri değil. Öyle söyleyebiliriz. Diğer olasılık ne? Önce bekleyip teknolojik olarak bu işi yani bir 20-30 sene veya birkaç jenerasyon içerisinde yapabilecek bir seviyeye gelmek. Oraya geldikten sonra zaten işte nano robotlar bu aralar çok fazla konuşuluyor breakthrough'la. Yani o olasılıklardan bir tanesi ama nano robot derken tabii ki bir uydu göndermekten bahsetmiyoruz. Yani makroskopik cisimlerin gönderilmesi şu an hani light sail'lar falan konuşuluyor ama çok fazla ortada net kesin şöyle yapılır gibi bir fikir yok ne yazık ki makroskopik cisimler için. Peki şu anda öte gezegenlerin tespit edilmesi nasıl yapılmakta? Tespiti için birkaç ana yöntem var. Bunlardan biri geçiş yöntemi, diğeri Doppler yöntemi dediğimiz renk kaymalarına bakılması. Özellikle eğer tayf çekebiliyor ve bu çektiğiniz tayfta çizgiler görebiliyorsanız soğurma çizgileri olabilir, üşüme çizgileri olabilir ama genelde soğurma çizgileri. Bunların kaymalarına bakıyorsunuz. Ve bu sistemin dinamiğini yani ileri geri hareketine ve bu hareketten çıkarak da sistemdeki cisimlerin kütlelerini veya kütleler üzerinde bir üst limit size pardon kütleler üzerinde bir alt limit size veriyor. Geçiş yönteminde de yarıçapını ölçebiliyorsunuz. Bunların haricinde birçok yöntem var. Geçiş yöntemine bağlı olarak bunun türevi bazı yöntemler var. Geçişlerin zamanlamasına bakabiliyorsunuz. Veya geçiş sürelerinin değişimlerine bakabiliyorsunuz. Onun haricinde bir de yıldızların uzaydaki, daha doğrusu gökyüzündeki, iki boyutlu gökyüzündeki konumunun zamana bağlı olarak değişimine bakabiliyorsunuz. Bu size farklı bir seçilim fonksiyonu veriyor aslında. Daha yıldızlarından uzak olan öte gezegenlere hassas hale geliyorsunuz. Astrometri diyoruz buna. Bir de mikro merceklenme var. Mikro merceklenme de yine kütle çekimine bağlı olarak ama bu Doppler etkisi de değil. Tam tersi yani ışık kaynağından çok daha uzakta olan bir öte gezegene bakıyorsunuz. Daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Arka planda bir ışık kaynağı oluyor ki genelde bunu galaksi merkezi veya galaksi düzlemi olarak seçiyoruz. Ön planda da bir yıldız, yıldızın etrafında da bir öte gezegen oluyor. Ve bu öte gezegen yıldız ikilisi arka plandaki ışığı mercekliyor. Ve bu merceklenme imzası üzerinde öte gezegenden gelen spesifik bir imzayı arıyorsunuz. Bunu bulduğunuzda da mikro merceklenme keşfi oluyor. Bütün bu yöntemleri ortak olarak kullanabiliyoruz. Yani bazı durumlarda bir yöntem geçerli, bazı durumlarda farklı bir yöntem geçerli. Hem Doppler yöntemini hem hem geçiş yöntemini kullanabildiğimiz durumlarda oluyor. Bu tabii bir alt sınıf oluşturuyor ama bu tür öte gezegenleri net bir şekilde karakterize edebiliyoruz. Hem yarıçapını hem kütlesini ölçebiliyoruz. Hem de yani belirli bir yörüngede oldukları için düzenli olarak ve tekrar edecek şekilde niteleyebiliyoruz. Peki bu bahsettiğiniz yöntemlerden herhangi birisi yetersiz kalıyorsa eğer ki kalıyorsa bunu bilme ihtimalimiz de yok. Bu yüzden gelecekte öte gezegenlerin keşfi için ne tarz yeni adımlar atılabilir?
Hani daha gelişmiş teknolojiler düşünülmekte mi şu anda? Şimdi bu yöntemlerin yetersiz kaldığı durumlar elbette var. Her seçilim fonksiyonu derken kastım buydu. Her yöntemin bir seçilim fonksiyonu vardır. Yani sizin altta yatan popülasyonu örnekliyorsunuz siz burada. Bu örneklemenin verimliliği bu popülasyonun özelliklerine bağlı olarak nasıl değişir sorusunun cevabı seçilim fonksiyonu. Bu her popülasyon için vardır ve her yöntem için değişkendir. İşin iyi tarafı şu ki yani farklı yöntemler için bu seçim fonksiyonunu niteleyebiliyoruz. O yüzden altta yatan popülasyonun aslında demografisini çıkarabiliyoruz. Tabii ki bu yetersizliği olabildiğince ortadan kaldırmak iyidir ve bunu yapabilmek için fotometrik hassasiyetimizi arttırmaya çalışıyoruz. Uzaya daha büyük aynalı teleskoplar göndermeye çalışıyoruz. Yeni jenerasyonlar mesela işte WFIRST yeni ismiyle RST Roman Uzay Teleskobu bu anlamda büyük bir adım olacak. Daha sonra işte Avrupa Uzay Ajansı parayı bulabilirse Plato'yu gönderecek ki TESS'ten çok daha iyi bir teleskop olacağını tahmin ediyoruz 2020'lerin sonuna doğru. Bunun gibi teleskoplar geçiş yöntemi olsun, mikromerceklenme olsun daha büyük hassasiyetle bu taramaları yapacak. Tamamdır. Peki bizim bulduğumuz öte gezegenleri veya kendi güneş sistemimiz içerisindeki Mars benzeri gezegenleri dünyalaştırma gibi bir fikir var şu anda. Bunun üzerine çalışmalar da var. Bunların gerçekçiliği sizce ne kadar? Ya da yapma imkanımız olursa bunları ne kadar süreler içerisinde yapabiliriz? Gerçekçiliği zamana bağlı. Yani yakın zamanda hayır gerçekçi değil ama orta vadede evet gerçekçi planlar. Orta vadeden kastım da yani birkaç yüzyıl en azından. Yani bir yüzyıl içinde bunu hayal etmek çok zor. Neden? Çünkü şunu biliyorum ki yani hani oraya gitsek ve koloniyi kursak eminim ilk işimiz orayı terraform yapmak olamaz. Olmamalı. Çünkü orayı değiştirmek için gidemeyiz. Öncelikle orayı anlamak için gitmemiz lazım. Keşfetmenin büyük bir parçası orayı anlamaktır. Sadece keşfedip gidip bayrağı dikmek ve orayı kirletmeye başlamak değil. Mars'ta özellikle yani Güneş sisteminin ilk zamanlarında Mars'ın yaşanabilir koşullara sahip olduğunu düşündüğümüz için Mars'ta keşfedecek çok şey var. Gidip orayı doğrudan değiştiremeyiz. Öncelikle yüzyıllar belki sürecek araştırma projeleriyle orayı anlamamız gerekiyor. Oradan elde edeceğimiz bütün verileri elde ettikten sonra ancak oranın iklimini değiştirmeye kalkışabiliriz. Bunun için çeşitli fikirler var. Yani son zamanlarda Elon Musk işte tekrar tekrar gündeme getirdi işte nükleer bomba atalım vesaire. Onun dışında bir sürü fikir var. Asteroidleri oraya bir şekilde yönlendirip düşürebiliriz. Bir şekilde yani bütün bu yöntemlerin ortak özelliği Mars için ortalama sıcaklığını arttırmak. Neden? Ortalama sıcaklığını arttırırsanız kutup bölgelerindeki suyu, karbondioksiti atmosfere salabiliriz ve bu sayede bir kendini destekleyen atmosfer oluşur ve bu sera gazı etkisiyle de zaten ortalama sıcaklığı iyice artar ve Mars'ı o yani suyu sıvı halde tutabilecek bir sıcaklığa getirebiliriz. Burada tabii ki önemli olan nokta bu sera etkisi malum yani dünyamız için de büyük bir bela. Bunu başlattığımızda durdurabilir miyiz acaba? Yani bir denge noktasına getirebilir miyiz? Orası büyük bir soru işareti. Yani Mars'ı Venüs haline getirmek de istemeyiz tabii ki. Burada önemli bir çizgi var. Yani o çizginin aşılmaması lazım ve öncelikle bunun tabii ki planlanması lazım. Bir de tabii ki şunu da unutmamakta fayda var. Biz burada böyle elimizi sallayıp işte oraya bomba atarız, bilmem ne asteroid atarız veya başka şeyler yaparız deyip fikirler ortaya atıyoruz ama yani ben hiç kimsenin bunu detaylı simülasyonlara dayalı olarak yaptığını sanmıyorum. Çok böyle hani zarf arkası hesabı diyeceğimiz kaba hesaplarla yapılan şeyler bunlar. Ve yani hani simülasyon yapanlar da böyle her şeyi çok ciddi gerçekçi parametrelere dayandırarak yapmıyorlar. O yüzden yani bence birkaç jenerasyon sonra önce bir Mars'a gidelim, önce bir outpostumuzu koyalım. Bence insanlar daha ciddi düşünmeye başladığında işin aslında o kadar da kolay olmadığını da anlayabiliriz.
Bir de tabii bunun Venüs'ten bahsettim az önce. Venüs tarafı da var. Yani işi tam tersine döndürüp hani sel etkisini azaltarak Venüs'ü yaşanabilir hale getirmek de mümkün olabilir. Bunu yapabilmek için Venüs'te yani o karbonu bir şekilde bağlamak lazım. Yani artık bunu oraya yani orayı soğutarak mı yapıyoruz, kimyasal fonksiyonlarla mı yapıyoruz bilmiyorum ama abi şu anki haliyle Venüs'te yaşamak mümkün değil. Ancak balonlarda falan hayal edebiliriz. Eğer doğrudan dünyaya benzetmekse onun için karmaşık planlar lazım. İşte hani çeşitli yine fikirler var. Böyle aynalar kurup falan Venüs'ü soğutma fikirleri var. Yani eğer soğutabilirsek bir yerden sonra malum karbondioksit önce yağarak sonra da kar şeklinde yani şey oluyor, bağlanıyor. Ama yani Venüs sıkıntı şu, o kadar karbondioksitsiz bağladıktan sonra aslında yani yaşayan bir bomba haline geliyor. Her an o karbondioksit hızlı bir reaksiyonda tekrar atmosfere yani geri dönebilir. O yüzden çok tehlikeli bir şey. Yani daha doğrusu biz bunları konuşuyoruz da zaten sanki biz dünyamızı hani çok kontrol edebiliyoruz da başkalarını kontrol edebileceğiz gibi konuşuyoruz. Dünyamız için konuşmak gerekirse işte global ısınma devam ediyor. 2 derecenin altında tutmaya çalışıyoruz ama onda bile çok daha başarılı olduğunu söylenemez. Malum yani şu anki duruma bakarsanız. O yüzden yani bence biraz önce bir dünyayı kontrol edelim, ondan sonrasına bakarız demek gerekiyor gibi hissediyorum. Evet, şu anda dünyayı bile kontrol edemezken, dünyanın atmosferini bile kontrol edemezken diğer gezegenler için bana da pek mantıklı gelmiyor. Büyük yıldızlarla alakalı bir sorumuz var. Birkaç yıl öncesine kadar bizim bildiğimiz en büyük yıldız Uyesi Kuti'ydi. Şu anda Stephenson 2.18 şu anda bizim gözlemleyebildiğimiz bildiğimiz en büyük yıldız. Peki bizim Stephenson'dan da daha büyük yıldızlar bulmamız mümkün mü? Bunların benim bildiğim kadarıyla belli hesapları var. Bu hesaplara göre yıldızlar ölçek olarak o hesapta çıkan sonuçları geçemiyor. Stephenson bu hesaba göre bulabileceğimiz en büyük yıldız mı? Yani şimdi büyük yıldızları düşündüğümüzde öncelikle şunu söyleyeyim yani hani spesifik bir örnek verdim ama Stephenson'ın hani onun haricinde yani büyük yıldızların modellenmesi üzerinde büyük hata payları var. O yüzden bu en büyük kütledi yıldızlar olayları falan aslında biraz böyle tartışılan konular. Ama şunu biliyoruz ki yani yıldızlar oluşurken bu işte molekül bulutları çökerken bir şekilde bunlar parçalanıyorlar. Ve kaotik bir süreç, parçalanma, yani bir türbülans falan işin içine giriyor. Bu parçalanma sonucunda yıldızların tipik kazandıkları bir kütle var. Tipik kütle aslında yani güneşimizden de bile küçük bir kütle. Malum galaksimizdeki en yaygın yıldız tipi M tipi yani cüce yıldızlar. Güneşimizin kütlesinin yarısı neredeyse. Ama sonuç olarak o kaotik bir süreç olduğu için ve logaritmik bir dağılım izlediği için çok büyük yıldızları da gözlemliyoruz. Bunlar işte güneşimizden 100-200 kat daha kütleli olabiliyorlar. Ve bunlar da tabii ki evrildikçe yarıçapları da küçülüyor, büyüyor. Sonuna doğru iyice karmaşıklaşıyor. Beetlejuice örneğinde gördüğünüz üzere bunların işte osilasyonları oluyor. Bir kapa mekanizması diye bir şey var. Yani büyüyor, büyüdüğü için geçirgenliği artıyor. Geçirgenliği arttığı için yani tekrar küçülmeye başlıyor. Birden geçirgenliği azalıyor, tekrar büyümeye başlıyor. Ha, osilasyon gösteriyor yani yıllık zaman ölçeklerini. Neyse yani bu büyüklükleri değişebiliyor. Şimdi galiba sorun şey yani bu kontekste belki arasak başka galaksilerde biraz daha büyük yıldızlar bulabiliriz doğru. Ama belki de yani şöyle düşünmek lazım. İlk evrende daha da çok 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 daha büyük yıldızlar var mıydı? Olabilir. JWST bize bunun örneklerini de gösterebilir yakın zamanda. Popülasyon 3 yıldızları dediğimiz yani ilk evrende çöken ve
yani oluşmuş, evrilmiş galaksiler içerisindeki yıldız oluşum, bildiğimiz, çalıştığımız, sevdiğimiz bu yıldız oluşum sürecinden bağımsız olarak çökmüş yıldızlar olabilir mi? Evet, olabilir. Ama bunlar günümüz evreninde yoklar. Yani yerel evrene baktığımızda böyle 10 bin yıldız kütle, 10 bin güneş kütleli yıldızlar görmüyoruz. Zaten olsa da patlamıştık çoktan ama zaten yok yani. Çok yıldız oluşum bölgelerine falan bakınca da görmüyoruz. Çünkü etrafta gördüğümüz şimdi yıldızların çoğunun metalistesi, yani hidrojen, helyum dışındaki bütün gazları malum astronomlar metal demeyi seviyor. Bunlar çok fazla metal oranına sahipler ve o yüzden bu kadar büyük yıldız görmüyoruz. İlk evrendeki, ilk çöken yıldızların metaliklik oranı daha az olabileceği için bildiğimiz fiziğin dışına çıkabilirler ve çok daha büyük kütleler olabilir. O yüzden şu an için orada büyük bir soru işareti var. Tamamdır. Peki evrendeki en tehlikeli oluşumlardan birisi magnetarlar. Magnetarlar tam olarak nelerdir? Nasıl oluşurlar? Ve kuark yıldızlarına farkları nelerdir? Magnetarlar nötron yıldızları. Yani 20-30-40 tane falan o civarda yani. 50, birkaç 10 tane biliyoruz. Öyle çok fazla yaygın bildiğimiz bir şey değil. Son zamanlarda şeylerle eşlendiler. Kısa süreli gama ışık patlamaları, GRB'lerle yani. Türkçe nasıl çevriliyor tam unuttum. Bunlarla eşlendiler. Ve onlardan geldiğini tahmin ettim magnetarlardan. Yani aslında magnetar bir nötron yıldızı. Özelliği çok yavaş dönüyorlar ve büyük bir manyetik alanları var. Güçlü manyetik alanları var. Bu kadar güçlü manyetik alanı uzun süre tutamıyorsun zaten. Çöktükten sonra bir süre boyunca büyük manyetik alanını koruyor. Daha sonra manyetik alanını kaybediyor hızlı bir şekilde. Zaten nötron yıldızları yani gözlemsel olarak ikiye ayrılıyor malum işte. Magnetarlar var, bir de pulsarlar var, atarca dediğimiz. Pulsarlar için bizim göz hizamızdan geçmesi lazım bu jetin. Ve pulsarlar da malum bir hızlıları var, yavaşları var. Bu hızlıları daha sonradan recycled olanlar. Daha doğrusu şöyle, yani bizim gözlemleyebildiklerimizin öyle olduğunu düşünüyoruz. Çünkü pulsarlar da oluşunca çok hızlı bir şekilde hızlarını kaybediyorlar. Stabil olarak gözlemleyebildiklerimizin daha sonradan işte etrafından materyaller çekerek hızlandığını, açısal momentumun arttığını düşünüyoruz. Yani pulsarlar genel olarak böyle, magnetarlar bunun bir alt sınıfı aslında. Ve ikisini birden gösteren, özelliklerini gösterenler de var son yıllarda. Ama bu zaten açıklanabilir bir şey. Eğer bir magnetarın bir işte jeti varsa ve o bize bakıyorsa, o zaman magnetar pulsar olur. Kuark yıldızı mı dedin? Sorunun içinde kuark geçti galiba. Kuark yıldızının evet. Farkı mı dedin? Evet. Kuark yıldızı tabii çok farklı bir nesne. Yani kuark yıldızı öncelikle hipotetik bir nesne. Yani kesinlikle kuark yıldızıdır dediğimiz evrende bir cisim yok. Şimdi bunun böyle olmasının sebebi, yani gözlemsel olarak bir nötron yıldızından kuark yıldızını ayırmak çok zor. Asıl sıkıntımız burada. Şimdi evrendeki yıldız envanterine baktığımızda bir büyük yıldızlar var, bir işte güneş tipi var, bir küçük M tipleri var. Sonra sıkı nesneler var, beyaz hücreler var. Bunları ayırt etmemiz çok kolay. Paralakslarına bakıyoruz, ışık miktarlarına bakıyoruz, tayfına bakıyoruz, çok güzel. Bunlar sınıflandırılabiliyor. Şimdi nötron yıldızı ve nötron yıldızından küçük nesnelere baktığınızda bir degeneracy, yani hani belirlenemezlik ortaya çıkıyor. Çünkü bunların hepsi küçük. Zaten optik olarak bunları çözmemiz, bunlardan ışık almamız mümkün değil. Bunlar genelde ne yapıyoruz? Etrafındaki materyal çok ısınıyor malum çöktüğü için bunlara. Onların sıcaklıklarına bakarak aslında bunları ayırt etmeye çalışıyoruz. Ve burada tabii büyük bir belirsizlik var. Gözlemsel olarak bunları ayırt etmek mümkün değil. Ama teknik olarak, yani hipotetik anlamını soruyorsanız, kuark yıldızı kuarklardan oluşan aslında sıkı cisim. Yani ağır yıldızların çöküşü sonucunda oluşabilecek veya nötron yıldızların daha sonra daha fazla materyal çekip kendi üzerlerine çöküp oluşturabilecekleri hipotetik bir yıldız türü. Tamamdır. Bizim
Yayından birkaç sorumuz var yayındaki arkadaşlarımızın sorduğu. Onlara geçebiliriz şu anda isterseniz. Tamam. Şöyle bir soru gelmiş. Daha lisansınız devam ederken lisans sonrası eğitim düşüncesi kafanızda var mıydı? Ve de yaptığınız başvuru süreçlerinden bahsedebilir misiniz diye bir soru gelmiş. Yani vardı aslında. Çünkü yani bilim insanı olma fikri vardı kafamda. Yani şimdi bilim insanı olmak isteyince zaten izleyebileceğiniz belirli yollar var ve geçmeniz gereken yol tabii ki bilim insanı olmak ne demektir? Araştırma yapmaktır. İlginç problemler üzerine çalışabilmek, iyi veriye sahip olabilmek, iyi kaynaklara sahip olabilmek, hesapsal kaynaklar olabilir. Onun dışında iyi insanlarla çalışabilmek olabilir. Ve bunlara sahip olabilmek için de iyi enstitülere gidip iyi yerde doktora yapmanız gerekiyor vesaire. Bütün bunlar, bu gereksinimler kafamda bir şekilde vardı. O yüzden bu konuda adımlar atmaya çalıştım. Başvuru süreci olarak yani doktora başvuru sürecini hani kısaca anlatmam gerekirse bunun için işte belirli şeyler yapıyorsunuz. Sınavlara giriyorsunuz. İşte ben TOEFL'a girmiştim. GRE General Subject'e girmiştim. Fizik. Onun dışında araştırma yapıyorsunuz. Yani daha doğrusu yapmak zorunda değilsiniz ama Amerika'da iyi bir programa, araştırma programına kabul almanız için doktora kullanacağınız yöntemleri gösterecek, bunları kullanabildiğinizi gösterecek belirli ürünlere ihtiyacınız var. Ve yani zaten sonuç olarak hani ilgi alanınızı gösterebilecek ve ilgi alanınız konusunda size bilgi aktarabilecek bir araştırma da yapıyor olmanız gerekiyor. Bundan bağımsız olarak. Yani şimdi soru böyle olduğu için ben bunu anlatıyorum ama başvurudan veya işte lisans sonrası eğitimden bağımsız olarak zaten ilginiz varsa araştırma yapıyor olmanız gerekiyor. Ama bunun bir ürünü de aynı zamanda bu çıktıyı daha sonraki doktora başvurularını kullanmak. O yüzden araştırma deneyimi önemli. Çok çok önemli hatta. Onun dışında işte belirli sınavlara giriyorsunuz ve bir de tabii ki yani doktora yapacağınız yeri iyi araştırmanız lazım. Mümkünse hatta orayla ilgilendiğiniz, spesifik olarak belirli hocalarla ilgilendiğinizi o hocalara anlatabiliyor olmanız gerekiyor. Yani o yüzden makale takibi, takip ettiğiniz makalelerin gerekirse yazarlarıyla iletişim, bunlar önemli. İletişim derken tabii ki hal hatır sormak değil, kastım makalelerinizi takip ettiğiniz, makalelerini takip ettiğinizi ve onlar üzerinde kafa yorduğunuzu onlara gösterebilecek kanıta ihtiyacınız var. Bildiğim kadarıyla elektrik elektronikten de fizikten de ortalamanız 4'tü tam olarak. Peki bu çok yüksek ortalamanız sizin lisans sonrası hayatınızda önünüzü açtı mı akademik olarak? Ne gibi etkileri oldu? Tamam. Önce bir düzeltme ile başlayayım. Elektrik elektronikten 4 değildi, fizikten 4'tü. Yani önümü açtı mı doktora kabullerinde not ortalamasına bakılıyor. Net hani söyleyeyim. Ama nasıl bakılıyor? Genelde bunlar tiebreaker dediğimiz yani sizi sadece not ortalaması bir yere getirmez ama eninde sonunda sizi kabul edecek insan. Yani mesela hani iyisiniz, iyi araştırma yapmışsınız. Genel olarak hani başvurunuz güçlü, niyet mektubunuz falan. O yüzden son karar aşamasında masaya geldiniz. Şimdi bu masaya geldikten sonra bu iki veya üç insan arasından birini seçecekler. Hani bir özelliğe bakmak istiyorlar. Not ortalaması genelde bunun gibi hani çok iyi araştırma yapmak isteyen, niyet mektupları çok iyi olan insanlar arasındaki simetriyi kırmak için kullanılabilir. Veya genelde bir eşik değer olarak da kullanılabiliyor. Yani mesela belirli bir not ortalamasının altında olanlar hiç masaya gelmiyor bile veya değerlendirmeye alınmıyor gibi. O yüzden elbette bir faydası olmuştur. Nasıl olduğunu ben bilemem tabii ki. Bu beni zamanında değerlendirmiş insanlara sorulabilecek bir şey.
Ama en azından genel olarak kriterlerin bu şekilde işlediğini söyleyebilirim. Şeyi de sormak istiyorum. İki bölümde de ortalamanız çok yüksek ki insanlar tek bir bölümde bile bunu yapmakta çok zorlanıyorlar. Üniversitedeyken iki bölümde birden bu kadar yüksek ortalama yaparken astrofiziğe dersler dışında da vakit ayırabildiniz mi? Ya da bizim okulumuzda topluluklar çok fazla etkin. Topluluklara yeterince katılabildiniz mi? Topluluklara çok fazla istediğim kadar katılabildiğimi söyleyemem. ODTÜ'de yani topluluk bazında yaptığım en fazla şey aslında eşli danslardı. Eşli danslarda hani biraz katılıyordum. Onun dışında açıkçası çok fazla, yani robot veya işte hani robot kulübüyle biraz etkileşimim olmuştu. Onun dışında çok fazla bir şey yaptığım söylenemez. Ya bunun böyle olmasının sebebi yazları CERN'de araştırma yapıyordum. O yüzden zaten fiziksel olarak Ankara'da değilim. Bu arada İstanbul'luyum. O yüzden yazları üniversitede değildim. Kışında aşırı ders yüküm vardı ve kışında araştırmaya devam ediyordum. İdeal olduğunu söylemiyorum. Yani hani ben bunu böyle söyledim diye insanlar yapmasın. Ya ben hani isterdim ki daha çok şey yapabilmiş olayım. Bir tane daha sorumuz var yayından yine. Türkiye'nin yeni duyurulan uzay programı hakkındaki düşünceleriniz nelerdir? Tahmininizce mevcut uzay çalışmalarındaki yeri ne olacaktır diye bir soru gelmiş. Yani şimdi emekleyen ve ayağa kalkmaya çalışan bir uzay programı için vizyon bakımından ilginç. Ama bunun ne kadar gerçek olacak, bu konuda spekülasyon yapmak istemem yani. Bekleyip göreceğiz. Zaten şu an şimdi beni ilgilendiren kısım yok ortada. Yani ben temel bilimci olarak benim ilgilendiğim kısım Türkiye uzaya temel bilim amaçlı bir şey gönderecek mi? Şu an için bunu planlamak için biraz erken. Hani ancak ilk adımların atılması işte Türkiye üretimli uyduların gönderilmesi ve Türkiye'nin işte malum ay şu an çok fazla konuşuluyor. Yani buradaki önemli olan ay cisim olarak ay önemli değil. Önemli olan bir uzay aracını kontrol edebilmek. Yani kontrol yörüngeye girmesi, yörüngeden çıkması, bütün bunlar Türkiye'nin kazanmak istediği know-how'lar aslında. Bunlar kazanıldıktan sonra yani Türkiye ümit ederim vakit kaybetmeden, böyle 2030'ları beklemeden uzayda temel bilim konusunda önce işbirliği yaparak kendi hani doğrudan belki bir şey yapamasa da daha sonra da belki 2030'larda liderliğini yapacak. Yapacağı olduğu bir temel bilim çalışması yapar uzayda. Yani benim yaptığım bugüne kadar doktora boyunca olsun, doktora sonrası olduğu, doktora sonrası içinde bulunduğum projelerin tamamında uzayda temel bilim yapan ekipmanlarda çalıştım. Ve NASA bu konuda bayrak taşıyıcı konumda. Ama ümit ederim yeni dünya düzeninde artık gelişen ülkelerde konuda daha fazla katkıda bulunacak ve sadece katkıda bulunmak değil yani bazı projelerde hatta liderliği ele alması gerekiyor. Bunu doğrudan kendisi belki ilk başta yapamayabilir ama mesela 2020'lerin sonuna doğru keşke Türkiye'yi uzay tabanlı bir teleskopta bir partner olarak görsek ki belki bir sonraki adım olarak Türkiye'de bir hani uzay tabanlı teleskop yani tabii ki hani şu an kulağa böyle çok bilim kurgu gibi geliyor ama ileride düşünebilelim. Bunun olabilmesi için belirli adımların atılması lazım. Bir diğer sorumuz da şu. Hubble Uzay Teleskobu gibi uzun ve kapsamlı bir uzay teleskobu yapılıyor mu ya da yapılacak mı diye bir soru gelmiş. Hubble Uzay Teleskobu mu? Evet. Evet. Yani Hubble Uzay Teleskobu gibi yani en büyük muadil konuşabileceğimiz JWST, James Webb. James Webb'in ömrü HST kadar uzun olmayabilir. Yani o yüzden hani ne kadar uzun sürecek uzayda kalması onu zaman gösterecek.
Ama büyük bir boşluğu dolduracağından eminiz neredeyse. Eğer başarılı bir şekilde uzaya gönderilip açılabilir ve 52 noktasındaki gözlemlerine başlayabilirse, büyük bir HST'nin varlığında bile, yani hani büyük bir boşluğu dolduracağını düşünüyoruz. Bu boşluk kızılötesi dalga boylarında veya yakın kızılötesi dalga boylarında büyük aynalı bir uzay teleskobu. Bunlar neden önemli? Çünkü yani ilk evren, mesela bugün konuştuk işte, bu ilk evrendeki popülasyon 3 yıldızlarının etrafının, bu yıldızların gözlemlenmesi lazım ve bunu şu anki teleskopların, HST'nin yapması mümkün değil. Çünkü HST görünür dalga boylarında ve bu ilk evrenden gelen sinyaller kızıla kaymış durumda. O yüzden HST'nin bu sinyallere hassas olması şu an mümkün değil. Peki bir sorumuz daha gelmiş. Şöyle bir soru. Kara deliklerin birleşme ihtimali var mıdır? Eğer birleşebilirlerse bu olayın evrene ne gibi bir etkisi olur? Kara delikler birleşiyorlar. Hatta yakın zamanda gözlemsel kanıtlarına ulaştığımız şeklinde bu düzenli olarak da gerçekleşiyor. Yani evrene nasıl bir etki oluşturuyorlar? Yani düzenli olarak bir arka plan oluşuyor. Bir kütle çekimsel dalga arka planı oluşuyor. Ama tabii ki yani yakından aldığımız sinyaller bir arka planı oluşturmuyor. Daha çok noktasal kaynak şeklinde görüyoruz bunları. Ama yeterince zaman geçtiğinde daha büyük ölçeklerde bir evreni etki soru bu şekilde sorulduğu için böyle söylüyorum, ama aslında ilk olarak akla gelen noktasal kaynaklar olmasına rağmen bir arka plandan da bahsedebiliyoruz. Peki son olarak şunu sormak istiyorum. Türkiye'de astrofizik veya temel bilimlere yönelmeyi düşünen öğrencilere ne gibi önerileriniz vardır? Bunu sormamın sebebi de sizin de bildiğiniz üzere Türkiye'de temel bilimlere çok fazla yönelmiyor insanlar. Bunun da belli başlı temel kaygıları var. Sizin gibi bu temel bilimlere ilgi duyan insanlara, öğrencilere ne gibi önerileriniz olur? Yani bunun evrensel bir cevabı olduğunu sanmıyorum, ama yani genel olarak şunu söyleyebilirim. Türkiye'deki tabii ki öğrencinin kaygısı yani çok boyutlu bir kaygı. Yani Türkiye'de insanlar genel olarak mutsuz gibi hissediyorum. Bunun böyle olmasının bazen sebebi finansal, bazen düşünce özgürlüğü, bazen başka bir şey. Yani akademik olarak konuşmak gerekirse Türkiye'de aslında iyi üniversiteler var, ama Türkiye'de doktora yapmak genel olarak insanların ilk aklına gelen şey olmuyor. O yüzden sanki bir, hani yurt dışında doktora yapmam şart gibi düşünülüyor. Şimdi daha çok astrofizik kontekstinden konuşuyorum, ama yani bu böyle olmak zorunda değil, ama yurt dışında doktora yapmak elbette sizin ufkunuzu genişletecektir ve daha fazla ödemeye sahip olmanızı sağlayabilir. Nerede biraz okuduğunuza bağlı olarak. Şimdi astrofizik için konuşmak gerekirse, bir astrofizikçi neye ihtiyaç duyar? Teorisyenseniz çalışmanızı mümkün kılacak öncelikle maaşa ihtiyaç duyar. Onun dışında iyi insanlarla çalışmaya ihtiyaç duyarsınız. Eğer hesapsal yöntemler yapıyorsanız, benim gibi mesela, iyi, çok, yani çağının en iyi bilgisayarlarına ihtiyacınız vardır. GPU olsun, CPU olsun, oldukça güçlü bilgisayarlara ihtiyacınız vardır. Gözlemsel astrofizik yapıyorsanız, o zaman da teleskop zamanına ihtiyacınız vardır, veriye ihtiyacınız vardır. Şimdi bunlara sahip olabilmek için iyi astrofizik bölümlerine gitmeniz evet gerekir. Türkiye için konuşmak gerekirse, Türkiye'nin hani birkaç tane teleskobu var, ama hani en iyi makaleleri yazmanızı sağlayacak Türkiye'de ekipman evet yok, doğru. Ve yani daha doğrusu böyle bir genelleme yaparken bile aslında bir daha düşünmek gerekiyor. Ya biraz veriyi nasıl kullandığınız da önemli, veya zaman tabanlı astronomi yaparken veriyi ne zaman aldığınız da önemli. Yani 1 metrelik bir teleskopla bile zamanı iyi ayarlarsanız iyi fizik yapabilirsiniz mesela. Ama genel bir ortalama değer konuşmak gerekirse, evet, yani bir işte 4 metrelik, 8 metrelik teleskoplar varken
belki istediğiniz veriyi elde edemeyebilirsiniz. Bunun için de yurt dışına doktoraya gitmek size faydalı olabilir. Bunu yapmak için de az önce aslında bahsettim, tekrar etmeyeyim. Belirli bir hani kendinizi yetiştirme sürecinden geçmeniz gerekiyor. Bu çift anadal olmak zorunda değil ama bu seçimde sizi farklı kılacak. O masaya kağıtlarınız gittiğinde oradaki insanı, evet bu insanı doktora programına almamız gerekiyor dedirtecek özelliklere ihtiyacınız var. Tamamdır. Çok teşekkür ediyoruz. Yayınımızın sonuna geldik. Bizlere vakit ayırdığınız için size çok teşekkür ederiz. Bu saatte bizi izleyen herkese de yine tek tek çok teşekkür ederiz. Yayın başındaki gecikme için de tekrardan teşekkür ederiz. Kusura bakmayın. Herkese iyi akşamlar. Rica ederim. İyi akşamlar dilerim.